Haydar hocam, hazırım ben, evet. Merhabalar sayın hocalarım, sayın katılımcılar. Bugün Öğrenme ve Öğretim Geliştirme Merkezi'nin düzenlemiş olduğu profesyonel gelişim seminerlerinden Türkiye'de kaba yem üretiminin durumu, sorunları ve çözüm önerileri isimli seminerle birlikteyiz. Seminerimizi öğretim görevlisi Hasan Kale hocamız yürütecektir. Sözümü hocama bırakmadan önce kendisini kısaca tanıtmak istiyorum. Öğretim görevlisi Hasan Kale hocamız, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünde lisans ve yine Erciyes Üniversitesi'nde tarla bitkileri alanında yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Sayın Kale yine Erciyes Üniversitesi'nde tarla bitkileri alanında doktora eğitimini sürdürmektedir. Yozgat Bozok Üniversitesi Boğaziçi Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Hocamıza seminer sırasında sorularınızı veya seminer sonunda sesli olarak iletebilirsiniz. Hocamıza davetinizi kabul ettiği için teşekkür ediyor ve sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun hocam. Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle değerli vaktinizi ayırıp bu seminere katıldığınız için teşekkür ediyorum. Türkiye'de kaba yem üretiminin mevcut durumu ve dolaylı olarak hayvansal gıda arzının sürekliliğinin devamı ve daha ucuz hale getirilebilmesi için öneriler paylaşmaya çalışacağım. Pandemi sürecinin başlarında sizlerin de hatırladığı gibi insanlarımız büyük bir telaşla önce yiyecek depolama amacıyla marketlere, bakkallara koştular. Bu tepkiden de bir kez daha anlaşılacağı üzere beslenme temel ihtiyaçlarımızın başında geliyor ve sürekli tüketim halindeyiz. Artan nüfusla doğru orantılı olarak hayvansal ürünlerin ihtiyaçlarına cevap verebilmenin tek yolu takdir edersiniz ki hayvansal üretimin sürekliliğinin sağlanması. Bugün hayvansal üretimin en yüksek girdisi olan yemlerin, yem rasyonlarının temel bileşenlerinden olan kaba yemleri konuşacağız. Öncelikle az önce de bahsettiğim gibi insanların dengeli ve yeterli beslenmesi için hayvansal ürün tüketimi büyük önem arz ediyor. Ve bu hayvansal ürünlerin üretiminde en büyük rolü ruminant hayvanlar olarak adlandırdığımız sığırlar, koyunlar ve keçiler oluşturuyor. Bu ürünlerin, bu hayvansal ürünlerin üretilebilmesi için yapılan masrafların yaklaşık %65-%70'lik kısmını yem girdileri oluşturuyor ve bu yem girdileri karlılığı önemli ölçüde etkiliyor. Kaba yemin ne olduğundan, kaba yemden bahsedecek olursak, doğal halde %14'ten daha fazla su içeriğine sahip olan ya da kuru maddede %16-18'den daha yüksek ham selüloz içeriğine sahip olan her türlü materyal kaba yem olarak adlandırılıyor. Hayvancılık için en önemli ve en ucuz yem kaynağı olan kaba yemler, az önce de bahsettiğimiz gibi otçu hayvanların rasyonlarının ana kısmını oluşturuyor. Doğal şartlarda yetişiyor ve bu yemler düşük enerjili yemler. Aynı zamanda kaba yemler geviş getiren hayvanlarda mekanik tokluk sağladığı için çok büyük bir önem arz ediyor. Kaba yemler, sulu kaba yemler ve kuru kaba yemler olarak iki kısımda inceleniyor. Taze olarak yedirilen yonca, korunga, fi, çayır otları, bahçe otları, hasıl mısır, hayvan pancarı, şeker pancarı küspesi gibi kaba yemler sulu kaba yem olarak değerlendiriliyor. Ayrıca silajı yapılan, yani bütün silajlar da sulu kaba yem sınıfına giriyor. Kuru yonca otu, korunga otu, kuru fi otları, çayır otları, sap saban ve benzeri yemler de kuru kaba yem olarak adlandırılıyor. Kaba yemlerin genel özelliklerine bakacak olursak, geliş getiren hayvanların beslenme fizyolojilerine uygun yemlerdir kaba yemler. Bu yemler sayesinde hayvanların verim ömrü artıyor ve döl verimlerinde problemlerle karşılaşılmıyor. Geviş getiren hayvanlarda yemlemeye bağlı olarak meydana gelen ishalin ortadan kaldırılmasında kaba yemler büyük önem arz ediyor. Mera hayvancılığında mevcut çayır mera alanlarında üretilen yemlerin hayvancılık
haricinde değerlendirilme şansı yok. Ülkemizde kaba yemler 3 ana kaynaktan sağlanıyor. Şimdi çayır mera ve yaylalardan biçilen kaba yemler, tarla tarımı içerisinde yetiştiriciliği yapılan yem bitkilerinden elde edilen kaba yemler ve tarım ürünlerinin hasadından geriye kalan sap saman bitki artıklarından elde edilen kaba yemler olmak üzere. Çayır meralardan elde edilen kaba yemler hayvan beslemesinde büyük önem arz ediyor. Çünkü bir maliyet gerektirmiyor. Hayvansal üretimde en çok bu yemlere başvuruluyor. Aynı zamanda çayır ve meralar flora ve fauna çeşitliliğinin, yem kaynaklarımızın gelecek nesillere için muhafazası, tarımsal faaliyetlerin ve hayvancılığın etkili bir şekilde sürdürülebilmesi için muhakkak gerekli olan alanlar. Ülkemizde çayır mera varlığının uzun vadede gün geçtikçe azaldığını görmekteyiz. Burada 2019 TÜİK verileriyle 1940 yıllarından 2019 yıllarına kadar çayır meralarımızın milyon hektar biriminde azaldığını görmekteyiz. Mevcut çayır meralarımız son yıllarda yerleşme, endüstri alanı olarak sanayi alanları olarak kullanılması, çeşitli sebeplerle çıkan yangınlar nedeniyle sürekli zarar görüyor. Çayır mera alanındaki hayvanlar tarafından tüketilebilir haldeki otlar, yemler zamanla tohum verme olanağına da kavuşamıyor ve neslini devam ettiremiyor. Bu sebeple yem üretimi doğrudan ve dolaylı olarak sekteye uğruyor. Çayır meralarda kullanılan ve çayır mera olarak tespit edilen arazilerde otlatma amenajmanının teknik kurallarına uygun olarak otlatma yapılması sebebiyle günden güne çayır meraların kalitesi azalıyor. Dolayısıyla kaliteli kaba yem ihtiyacını bu alanlardan karşılamak çok daha zor hale geliyor. Genel itibariyle ülkemiz kurak bir iklime sahip olmasından ötürü çayır meralarda orta daha ziyade düşük kalite yem özellikleri gösteren alanlar olarak görüyoruz. Ülkemizde çayır mera alanları diğer dünya ülkelerinin çoğunda olduğu gibi tarım arazilerimizin kullanılan tarım alanlarının büyük bir kısmını oluşturuyor. Yaklaşık %17.6'lık kısmını oluşturuyor. İkinci olarak kültürü yapılan yem bitkilerinden elde edilen kaba yemlere bakacak olursak son yıllarda ağırlıklı olarak yonca, korunga, bazı üç kültürleri, fi, bakla, yemlik bezelye, sorgun, sudan otu çeşitleri, birinci ya da ikinci ürün hasıl veya silajlık mısırdan kültür yapılarak kaba yem elde edildiğini görüyoruz. Hayvancılığı gelişmiş olan ülkelerde tarım yapılan arazinin Almanya'da %36'sında, Hollanda'da %31'inde, İtalya'da %30'unda, Fransa ve İngiltere'de %25'inden yem bitkileri üretimi yapılıyor. Fakat bizim ülkemizde maalesef tarla bitkileri alanlarının yaklaşık %11 kadar bir kısmında yem bitkileri yetiştiriciliği yapılıyor. Burada farklı yem bitkilerinin 2019 ve 2020 yılları, özür dilerim, 2002-2019 yılları arasında yaklaşık 17 yıllık bir süreçte çeşitli desteklerle, çeşitli teşviklerle arttığını gözlemlemekteyiz. Mesela yonca %147, korunga %77, fi %67, silajlık mısır %227, diğer yem bitkileri %5607 ve genel itibariyle bu oranları hesaplayacak olursak bu 17 yıllık süreçte yem bitkileri ekim alanlarının yaklaşık %200 civarında artış gösterdiğini gözlemlemekteyiz. 2019 yılında işlenen tarım alanımız 19.569.000 hektar iken yem bitkileri üretim alanımız 2.287.401 hektar.
Az önce de bahsettiğim gibi ülkemizde yem bitkileri ekim alanı toplam tarım alanına oranı diğer ülkelere nazaran çok daha düşük. Yarı yarıya düşük neredeyse. %11'lerde. Şimdi diğer yem bitkilerinin ekim alanlarına ve üretim durumlarına bakacak olursak 3 milyon 900 bin dekarda 4 milyon 300 bin ton fil, 45 dekarda 67 ton üçgül, 6 milyon 400 bin dekarda yonca, 17 milyon ton yonca üretimi yapılmakta. Yeşil ot olarak 2 milyon 500 bin dekar alanda 3 milyon 155 bin yulaf yeşil otu, 26 bin 500 dekar alanda 81 bin ton sorgun, 173.450 dekar alanda 274.136 ton tritikale, yaklaşık 100 bin dekar alanda 78.000-80.000 ton kadar mürdümük, 165 bin dekar alanda 616.700 ton kadar İtalyan çimi üretimi yapılmakta. Korunga ise 1 milyon 752 bin dekar alanda 1 milyon 780 bin ton civarında. Burçak 25 bin 600 dekar alanda 14 bin, yaklaşık 15 bin ton civarında burçak üretimi yapılıyor. Mısır 5 milyon dekar alanda 417 ton hasıla biçilirken silajlık olarak 25,5 milyon ton mısır silajı üretimi yapılıyor. 18 bin dekar alanda 90 bin ton kadar hayvan pancarı üretimi yapılıyor. 56 bin 500 dekar alanda yaklaşık olarak 300 bin ton kadar yem şalgamı, 375 dekar alanda 700 ton kadar buğday, 285 bin dekar alanda yaklaşık 1000 ton kadar arpa, 50 bin dekar alanda yaklaşık 72 bin ton kadar çavdar, yaklaşık 900 dekar alanda 283 ton kadar yemlik bezelye üretiliyor. 2019 verilerini ve bu üretim değerlerini toparladığımızda 53 milyon 920 bin 620 ton toplam kabayan üretimimiz olduğunu görüyoruz. Ülkemizde kaliteli kabayan üretim kaynakları olan çayır mera ve ikinci olarak az önce bahsettiğimiz yem bitkileri alanlarının dışında kalan yem değeri düşük kaba yemler, tarım ürünlerinin hasadından kalan sap saman dediğimiz kaba yemler olarak adlandırılıyor. Bu yemler yem değerleri düşük, lignin ve hemiseloz oranları yüksek, enerji içerikleri, ham protein ve sindirilebilir organik madde düzeyleri düşük yemlerdir. Bu yemler zor sindirilebildiğinden sindirim sisteminde uzun süre kalmakta ve hayvanlara tokluk hissi vermekte. Zaten çokça da kullanım sebepleri bu olmaktadır. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 25 milyon ton kadar sap saman gibi hasat artıkları kalmakta. Bu artıkların yaklaşık olarak yarısı sanayide ya da farklı işte endüstrinin farklı kollarında dolgu maddesi olarak kullanılmakta. Geriye kalan kısmı ise hayvanlara az önce bahsettiğim gibi tokluk hissi vermesi nedeniyle besleme değerleri çok düşük olmasına rağmen rasyonlarda yer alıyor. Bu yemler üreticilerde hayvanların yeterli derecede tok oldukları için yeterli derecede beslendiği algısını oluşturuyor. Böyle bir yanılgı söz konusu. Bazen bilinçsizlikten, bazen de mecburiyetten bu yemleri rasyonlara katmak zorunda kalıyor hayvancılık yapan üreticilerimiz. Şimdi elimizdeki mevcut kabayan üretimimizi değerlendirdik.
Elimizdeki hayvan varlığına bakacak olursak yaklaşık 8,5 milyon kadar kültür ırkı sığır, 7,5 milyon kadar melez sığır, 1,5 milyon kadar yerli ırk sığır yetiştiriyoruz. 185 bin kadar da manda yetiştiriciliği yapılıyor. Yerli ırk 35 milyon civarında yerli ırk koyun, 3 milyon civarı merinos koyun, 11 milyon civarı yaklaşık olarak kıl keçisi, 240 bin civarı da tiftik keçisi üretimi 2019 yılı itibariyle yapılmakta. Şimdi bu hayvanlarımızı yem ihtiyaçlarını ortaya koyabilmek için bütün hayvanlarımızı, büyükbaş ve küçükbaş, yerli ırk, melez ırk, kültür ırkı olan bütün hayvanlarımızı tek bir birime, büyükbaş hayvan birimine, kültür ırkı büyükbaş hayvan birimine çevirmemiz gerekiyor ve bu çevrimi kullanmak için, bu çevrimde bazı katsayılar kullanmamız gerekiyor. Gördüğünüz üzere kültür ırkının katsayısı 1, melez ırk 0.75, yerli ırk 0.5. Bu tüketimler, yani ihtiyaç duydukları yem miktarına göre bu katsayılar kabul ediliyor. Manda 0.9, yerli ırk koyun ve merinos koyun 0.1, kıl keçisi ve tiftik keçisi de 0.08 katsayıyla büyükbaş hayvan birimine çevriliyor ve büyükbaş hayvan birimine bütün hayvan varlığımızı çevirdiğimizde yaklaşık 19.802.465 büyükbaş kültür ırkı hayvana tekabül ediyor, elimizdeki hayvan varlığı. Şimdi kültür ırkı yetişkin bir hayvanın 500 kilo canlı ağırlıkta olduğunu kabul edip yaşam payı ham protein gereksinimi 370 gram oluyor. Metabolik enerji gereksinimi 14 bin kilokalori. Buna göre bir büyükbaş hayvanın yaşam payı besin madde gereksinimini karşılamak için yaklaşık günlük olarak 4 kilogram kaliteli kuru ot ve 10 kilogram kaliteli yeşil ot veya silaj tüketmesi gerekiyor. Ortalama bir rakamla meralarımızın düşük verimli meralar olduğundan bahsetmiştik. Ortalama bir verimde 80 kilogram dekardan 80 kilogram kuru ot üretimi gerçekleştirdiğini düşünecek olursak yaklaşık 14.6 milyon hektarlık çayır mera alanlarımızdan 11.7 milyon ton kuru ot üretimi yapabiliyoruz. Yukarıda da belirttiğimiz üzere kaynaklarımızın yeşil ot, silaj ve hasıl üretimi yaklaşık olarak 53.920.620 tondu. Bunu az önce belirtmiştik. Şimdi mevcut kaba yem kaynaklarımızın yaklaşık 20 milyon büyükbaş hayvana yeterli olup olmadığını değerlendirmek için günlük 4 kilogramdan yıllık hayvanlarımızın yaklaşık 28.9 milyon ton kuru ot ihtiyacı, günlük 10 kilogramdan yaklaşık 72.2 milyon ton yıllık yeşil ot, hasıl ya da silaj ihtiyacı bulunuyor. Bunu topladığımızda yaklaşık 100 milyon ton ihtiyaca karşılık biz çayır meralarımızdan 11.7 milyon ton kuru ot ve yaklaşık 54 milyon ton yeşil ot üretimiyle totalde 65.7 milyon ton kaba yem üretimi yapabiliyoruz. Yıllık kaba yem açığımız mevcut veriler göz önünde bulunduğunda 34.3 milyon ton civarında. Yaptığımız hesaplamada hayvanların sadece günlük yaşam paylarını göz önünde bulundurarak bir hesaplama yaptık. Verim payları hesaba katıldığında amaca göre değişmekle beraber kaba yem açığımız az önce zikrettiğimiz rakamdan çok daha fazla oluyor. Et için üretilen hayvanlarda, bakımı yapılan hayvanlarda, rasyonlarda kaba yemin oranları değişebiliyor. Süt için üretilen hayvanlarda kaba yem oranları değişebiliyor. Verim paylarında göz önüne aldığımızda ihtiyacımız çok daha fazla bir hale geliyor. Her yıl nüfusumuz artıyor. Nüfus arttıkça
hayvansal ürünlere duyulan ihtiyaçlar da artıyor. Bunu karşılayabilmek için mevcut hayvan varlığı da artıyor. Hayvan varlığı arttıkça kaba yeme daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Yani bu durumda bu mevcut uygulamalarla hayvanlarımızın rasyonlarının ana komponenti olan kaba yemlerin kaba yeme ihtiyacına cevap vermemiz gün geçtikçe daha zor hale geliyor. Yani kendine yeterlilik ilkesiyle yola çıkacak olursak hem uygulamalarımızda hem de yaklaşımlarımızda mevcut durumda değişikliklere gitme mecburiyetindeyiz. Önerilerimizden bahsedecek olursak kaba yem üretim miktarlarının artırılması gerektiğinin yanı sıra nitelikli kaba yem üretiminin de sağlanması ve çiftçilerimizin nitelikli kaba yem üretimi hususunda bilinçlendirilmesi, teşvik edilmesi gerekiyor. Mevcut kaba yemlerden harman kalıntıları dışında kalan kaba yem kaynaklarının çoğunu suca zengin kaba yemlerimiz oluşturuyor. Bunların üretiminin bol olduğu yer ve zamanlarda önemli bir kısmının yemlerin bulunmadığı zamanlarda kullanılmak üzere güvenle muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu muhafaza hususunda bu muhafaza için yani bu yemleri muhafaza edebilmek için iki yöntemimiz var. Ya silolayacağız ya da kurutma yapacağız. Üreticilerin doğru silolama ve doğru kurutma yöntemleri hakkında bilinçlendirilmeli ve bu hususlarda teşvik edilmesi gerekiyor. Bölgelere göre ürün desenlerinin belirlenmesi, yem bitkisi ekim alanlarının artırılması gerekiyor. Değişik yem bitkisi türlerinin yer aldığı yörelere uygun ekim nöbeti sistemlerinin uygulamaya konulması gerekiyor. Kışlık olarak yetiştirilen tarlaların ardından ana ya da ikinci ürün olarak silajlık mısır, sorgun veya sudan otu melezi yetiştirilmesi teşvik edilmeli. Silajlık mısır ve sorgun sudan otu birim alandan fazlaca yeşil yem elde edebildiğimiz bitkilerdir. Pamuk, ayçiçeği, çeltik ve şeker pancarı gibi yazlık ürünleri topraktan fazla bitki besin elementi ve nem kaldıran ürünlerden sonra kış döneminde uygun fi türlerinin yalın ya da karışım olarak ekim nöbetine dahil edilmesi gerekiyor. Bu şekilde hem kaba yem üretimine katkı sağlamış oluyoruz hem de baklagillerin toprağa köklerinde bulundurdukları, köklerinde oluşturdukları rizobium bakterileriyle havanın serbest azotunu fikse ederek toplam mevcut durumunu iyileştirmesine katkı sağlamış olacağız. Bu fiil ya da karışımları tercih ederek. Buğdaygil yem bitkileri, yemlik pancar veya üçgül gibi alternatif yem bitkilerinin ürün desenlerine dahil edilmesine, ekim nöbeti sistemleri içerisinde yer almasına özen göstermemiz gerekiyor. Yonca sulu alanlarda ekim nöbeti bitkisi olarak daha fazla tercih edilmesi gerekiyor. Yonca birim alandan kaliteli yem elde edilebilen, birim alandan fazla ürün elde edilebilen bir bitki. Kuru alanlarda yoncanın yetiştirilemediği, yonca kadar sulama imkanının olmadığı alanlarda ikamesi olarak korunga ekimi yaygınlaştırılmalı ve korunganın münavebeye alınması sağlanmalıdır. Korunga da yine yonca kadar olmasa da besleme değeri yüksek bir bitkidir. Tek yıllık baklagil yem bitkileri olan yem bezelyesi, Anadolu üçgülü, mürdümük, macar fi, mürdümük önemli, macar fi, tüylü fi, koca fi gibi fi türleri ne tarım sistemlerine daha fazla, mevcut durumdan daha fazla yer vermemiz gerekiyor. Yemlik pancar, turp, çayır düğmesi, horoz ibiği, yemlik bakla gibi alternatif yem bitkilere ne ürün deseninde mevcut durumdan daha fazla yer vermemiz gerekiyor. Yem kanyaşı, domuz ayrığı, kılçıksız brom, yüksek otlak ayrığı gibi değişik buğdaygil yem bitkileri tarımına önem verilmesi gerekiyor.
Buğdaygil yiyen bitkileri her ne kadar baklagil yiyen bitkileri kadar kaliteli kaba yem üretme hususunda iyi olmasalar da yine de yetiştiriciliğinin kolay olması ve içlerinde gerçekten lezzetli ve kaliteli kaba yem üretebilme potansiyeli olan bitkileri olması hasebiyle buğdaygil yiyen bitkileri bu noktada çok önem arz ediyor. Meyve ve zeytin bahçelerinde tek yıllık baklagil yiyen bitkileri alt ürün olarak yetiştirilebilir. Böylece mevcut alanda meyvecilik, zeytincilik yapılabilirken yine yem bitkileri üretimine de katkı sağlanmış olur. Nadas alanlarında arazileri boş bırakmak yerine uygun yerlerde tek yıllık baklagil yiyen bitkileri yine az önce bahsettiğim toprağın azot bakımından zenginleştirilmesini sağlamak açısından önem arz ediyor. İç Anadolu bölgesinde ve geçit bölgelerinde karşılaşılan problemlere istinaden tohum üretimi açısından yazlık adi fiye ekiminin yaygınlaştırılması gerekiyor. Anız yakmak toprağın mevcut durumuna çok fazla bir yani arazinin işlenmesini kolaylaştırmasının dışında bir katkı sağlayamadığı için her türlü anız ve çayır mera alanlarının yakılması mümkün olduğu kadar engellenmelidir. Hali hazırda çayır mera niteliğini koruyabilen alanlarda yabani bitkilerle savaşılmalı, uygun tarım teknikleri kullanılarak gübreleme, aşılama, sulama gibi amenajman işlemleri yapılarak bu alanların kaba yem verimlerinin artırılması hedeflenmelidir. İster doğal çayır mera alanları, isterse kültürü yapılan yem bitkilerinden elde edilen yemlerin niteliklerinin kullanılacakları zamana kadar korunmalı, uygun bitki seçimi, tarım tekniği, doğru hasat zamanı, kurutma ve ya da silolama tekniği gibi konularda üreticilere sürekli eğitimler verilmelidir. Çünkü yem bitkilerinde doğru hasat zamanının belirlenmesi yemin besleme değeri açısından büyük önem arz etmektedir. 10 yıllarda silaj üretimimiz fazlaca artmıştır ve bu artışla sulu kaba yem üretiminde önemli bir gelişme sağlanmıştır. Esas sorun kış döneminde hayvanlara yedirilebilecek kaliteli kuru kaba yem ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu soruna bir an önce yoğunlaşmamız gerekmektedir. Hali hazırda kullanılan kaba yemler dışında pamuk yeşil yan ürünleri gibi hasat sonu tarlada kalan enginar yan ürünleri, şeker pancarı yaprağı gibi alternatif yem kaynaklarının da mümkün olduğu kadar hayvancılıkta kullanılması sağlanmaya çalışılmalı ve bunlar üzerine araştırmalar yapılmalıdır. Çayır ve meralarımızın zamansız, aşırı ve düzensiz otlatılması ve kullanılması engellenmeli. Mera alanlarının ıslahı ciddiyetle ele alınmalıdır. Otlatma amenajmanının 4 teknik kuralı vardır. Uygun zamanda, uygun hayvan sayısıyla, uygun hayvan çeşidiyle üniform otlatma. Bu kurallara uymamız gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kıymetli hocalarım. Aynı zamanda öğrenme, öğretme, geliştirme, uygulama, araştırma merkezinden Kadriye hocama, Hatice hocama, teknik desteğini bize etkilemeyen Uzem ekibine ve Haydar Bey'e de şükranlarımı sunuyorum. Aktarmış olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı biz de size çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Soru sormak isteyen hocalarım varsa mikrofonlarını aktif hale getirip sorabilir. Veya genel sohbet bölümünden yazabilirsiniz hocalarım. Evet. Sayın Rektör Hocamızın teşekkürlerini iletiyoruz hocam size.
Evet, bir teşekkür belgesi hazırladık hocamız adına. Şimdi sizinle paylaşıyorum. Evet. Bu arada YouTube'u kontrol ediyoruz hocam. Evet hocam, teşekkür belgemiz Rektör hocamız adına. Evet. Sanırım sorularımız, bir bakıyorum hocam YouTube üzerinden. Evet, sorumuz yok hocam YouTube'da. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Seminerimizin sonuna geldik. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.